Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu gösterle birlikte Star Wars Kaptan Phasma'yı inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi Star Wars The Last Jedi filmi geldi gelecek. Ben büyük ihtimal bu videoyu filme yakın bir zamanda yayınlamayı düşünüyorum. Hani film beklediğim, izlediğim bir filmdi ama açıkça söylemem gerekirse Star Wars külliyatına çok da hakim değilim. Hani filmlerini izledim. İşte animasyon çizgi filmlerini izledim. O kadar. Hani kitaplarına, çizgi romanlarına hiç böyle girişmemiştim. İşte bir de birkaç oyunu oynadım. Özellikle son oyunları güzel. Battlefront 2 oynamadım ama. Her neyse. Bu seri hani tamamen şu yüzden okudum. Şu güzelim karakterin, hatta şöyle yakınlaştırayım. Hop. Gözüküyor mu? Net mi? Şu güzelim tasarım yüzüne bu seriyi aldım. Force Awakens'ta ilk gördük galiba bu karakteri, yanlış bilmiyorsam. Düzeltin beni. Yanlış biliyorsam düzeltin. Force Awakens'ta böyle benim wow, bu da kim hani? Güzel tasarım demiştim. Hatta şu The Last Jedi'nin fragmanında böyle bir parlayan sahne var ya, Finn'le kapıştıkları böyle parlıyor böyle suratı falan. Orada wow, hani bayağı gaza geldim. Marvel cidden Star Wars tarafı bu karakteri güzel pazarlamışlar, tasarlamışlar diyeyim. Bu hikaye ne? Şimdi ona geçelim. Zaten şu bütün sayıların üstünde yazıyor ki Journey to Star Wars The Last Jedi. Hani Star Wars Just Star Wars Son Jedi filmine giderken işte Kaptan Phasma'nın yaşadıkları nasıl diyeyim? Force Awakens'la Last Jedi arasındaki Kaptan Phasma'nın yaşadığı şeyler. Film evrenine bağlı bir hikaye yani. Oh, zor oldu. Hikaye spoilersız olacak bu arada. Aslında küçük spoilerlar verebilirim ama çok önemli değil zaten. Karakteri merak ediyorsanız neler yaşadı, ne yaptı, ne etti ki ben ettim. Bu 4 sayılık mini seriyi tavsiye ederim. Hikayeye geçmeden önce yazar ve çizerlere değinmek istiyorum. Zaten seri hakkında böyle hafif orta uzunlukta bir yazıydı. Zahiri Çizgi Roman Koleksiyoncuları grubunda yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Abi, yazardan başlayayım önce, tamam. Şimdi yazar ortalamayla iyi hikaye arası dediğimiz hani %60-%70'lik güzellikte bir hikaye yazmış bence. Mantıklı, hani çoğu yeri de mantıklı. Bunu sevdim. Şimdi çizerleri de geçelim. En çok sevdiğim şey bu oldu. Hani şey deriz ya, genelde Marvel serilerinde ve çoğu serilerde şöyle olur. Bak şimdi. Kapak süper. Wow. Hemen almalıyım. Alıyorsun. Ben bunu almamıştım ya. Kapak iyiydi ya. Diyorsun. Ama bunu da öyle değil. Hani keşke diyorsun ya. İşte kapak çizimleri gibi iç çizim olsa. Ha, işte bu. Abi kapak çizeri ve iç çizim süper. Hatta altlarını söyleyeyim. Yazarın adı Kelly Thompson. Çizerin adı Marco Cecchetto. Cover yani kapakları yapan abimizin ismi de Paul Renault. Bu üçüne tebrik ediyorum. Muhteşem bir ekip olmuşlar. Okurken o kadar hype yaptım, gaza geldim ki aklıma şu geldi direkt, hani bu ekipten bir Spider-Man hikayesi isterim. Aynı çizimlerle, aynı hikaye adamıyla. Karanlık bir Spider-Man hikayesi ama hani bu çizimlere biter böyle yağ gibi. Of, manyak olur. O yüzden bu yazar çizer kadrosunu çok sevdim. Cidden de güzel hani. Bir de hep aynı kalitede güzel olmuş. Şu kapakta da göreceğiniz gibi şurada bir sahne var. Şu. Kylo ile Rey'in bu karda kapıştığı bir sahne vardı. Bu ilk sahnenin içinde o sahneyi görüyoruz abi. Orası süper. Dedim o film geldi. Bak şurada bir sahne var. Şu parlamayı görüyor musunuz? Şuradalar. Hani bu da arkadan izliyor. Aa, bunlar tanımadığım biri ve işte Kylo Ren diye söylüyor. Bu tarz filmle alakalı şeyler görmek güzel. Zaten film evreninde geçtiği için ayrı bir hani güzel oluyor. 4 sayılık sayının kapakları. Bunu bayağı gösterdim zaten. 2. Spoiler vermeyeceğim bu şeyde. Ana hikaye hani basitçe özet geçecek olursam
Kaptan Phasma ve bir tane Stormtrooper beraber bir adamı yakalamak için hani kovalamacalar başlatılıyor. Bir suç atılmış o adama, onu söylemeyeceğim. Ama aslında bu şeyi bizim Phasma yaptı. Bunu gizleyip örtbas etmek için kovaladıkları adamı suçlu gösteriyor gibi yapıp yanına alıp bir tane Stormtrooper'ı kovalıyorlar. Adını unuttuğum bir gezegene düşüyorlar, sonra düşmüyorlar, daha doğrusu iniş yapıyorlar. Ve hani tanınmamak için orada ki yerel kıyafetleri giyip maceraya başlıyorlar diyeyim. Böyle güzel. Hani hikaye içinde Phasma'nın karakteristik özelliklerini çok görüyorsunuz. Yeri geliyor böyle bütün önündeki insanlara aşırı gaz veriyor, böyle işte biz şuyuz, biz buyuz, yapacağız, başaracağız, işte kahramanız falan diyor. Yeri geldiğinde bencilliğinden kendini hani o kadar iğrendiriyor ki böyle. Hani şey diyorsun okurken, lan oğlum yapamazsın bunu, ihanet gibi olur hani. Çok söylemiyorum da, ihanet etmiyor. Oğlum ne kadar bencilmişsin falan diyorsun böyle. Sonra tekrardan böyle bir seviyorsun. Bu arada ilk Force Awakens'ta ben bu karakterin kadın olduğunu bilmiyordum. Last Jedi çıkmadan önce öğrendim ve wow dedim, daha da böyle bir sempati oldu. Burada da suratını falan gösteriyorlar, güzel olmuş. Oynayan oyuncuya benziyor mu bilmiyorum ama ona bakmadım. Hani şey de güzel, bu farklı gittiği gezegende bu yeni filmdeki gibi farklı yaratıklar var. Hani bu Chewbacca'nın yanında bağıran "Ew!" diye bağıran bir yaratık var, oyuncak satmak için çıkardıkları. Bir tane böyle buzlu kedi gibi bir şey var hangara girerken. Onların aksine böyle daha bir ahtapotumsu, böyle bir uzun kollu bir şey var. Hani ahtapot, büyük ahtapot gibi. Hani bu tarz şeyleri film evreninde olduğu için buraya da sokmuşlar herhalde. Çünkü güzel yapmışlar, beğendim ben. Zaten bu geçtikleri gezegendeki halk da oraya sonradan yerleşmiş. İşte onların geçmişini falan filan böyle veriyor. Çok girmeyeceğim oralara. Kısacası sonunda da zaten hani şey oluyor. Buralara geçeyim ben. Çok spoiler vermeyeceğim. Hatta hiç vermedim. Hatta bunu vermediğime şu an sevindim. Sonunda ne olduğunu söyleyeyim. Bakayım şöyle bir. Tamam, burada bir spoiler yok. Şu sayfada bizimki dışarıya bakarak "Indeed" diyor. Ve altında şu yazıyor: "Last Jedi'de devam edecek." Hani direkt filme bağlantılı bir seri olduğu için alın okuyun olan işte, tamam. Cildi de çıktı. 4 sayısı da çıktı. Hani arka bahçede cildini gördüm. Diğer çizgi roman dükkanlarında bu videoyu izlerken siz gelmiştir büyük ihtimalle diyorum. Beğendiğim bir Star Wars hikayesi oldu. Ki puanlarına bakmadım. Onu da şuraya bir yere koyarım şu an. Siz de bakarsınız. Video beğenseniz like atmayı unutmayın diyorum. Karakteri merak ediyorsunuz, %100 öneriyorum. Alın okuyun. Sorularınız falan varsa da gelin tartışalım. Bildiğim kadarıyla tartışırım yani. Bir sonraki çizgi roman incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.